Aydın Ekonomi Dergimiz Sektörel. Yarınlara taşıyacak sistem kurmak, kuralları belirlemek çok daha da önemlidir. Huzurlarınızda Altun ailesinin bir ferdi, Altun Gıda'nın bir yönetim kurulu üyesi ve bir iş insanı olarak bulunmaktayım. Sizlere öncelikle Altun Gıda'yı bugünlere getiren hikayesinden, daha sonra da kurumsallaşma ve aile anayasası imzalama sürecimizden kısaca bahsedeceğim. Yönetim Kurulu Başkanımız Zeki Altun iş hayatına 1975 yılında Altun Ticaret adıyla beyaz eşya sektörüyle adım attı. Beyaz eşya sektörüyle iyi bir ivme yakalayan babamız 1981 yılında yaş meyve sebze ihracat ithalat sektörüne girerek Altun Gıda'yı kurdu. Kısa zamanda Orta Doğu piyasasında sözü geçen, güvenilir ve aranan bir marka haline gelerek 1989 yılında ilk yatırımını İskenderun Denizel Eğitim Alayı karşısına 5000 metrekarelik yaş meyve sebze paketleme ve sarartma testi olarak gerçekleştirdi. Ardından 12 araçlık soğuk havalı tır filosu kurarak faaliyetlerine hızlı bir şekilde devam etti. Malumunuz 92-95 yılları arasındaki siyasi belirsizlikler, ekonomik çalkantılar ve en nihayetinde 5 Nisan 95 kararları ile Altun Gıda'da etkilendi. Bu dönemi disiplinli, azmi ve çalışkanlığı sayesinde aşarak yeni bir başlangıca yol alan Zeki Altun, 98-2000 yılları arasında eğitimini tamamlayan çocuklarını yeni nesli yanına alarak tekrar disiplinli ve hızlı bir şekilde yaş meyve sebze ihracatına hız verdi. 2003 yılında şirketimizin merkezini ve fabrikasını Narenciye Bahçeleri'ne yakınlığıyla bilinen dört yol ilçemize taşıdı. Sayın Bakanımız Mehdi Eker ve Sayın Milletvekilimiz İsmail Soylu'nun açılış dönemine katılımıyla 32.000 metrekare açık alan üstüne 14.000 metrekare kapalı alan Narenciye Sarartma Paketleme Fabrikamızın açılışını gerçekleştirdik. Kaliteden ödün vermeyen, üretim alanını geliştirmeyi ilke edinen Altun Gıda olarak 2004 yılında Al Gıda firması adıyla Romanya Bükreş'te ilk yurt dışı yatırımımızı yaptık. Bu organizasyonumuzun yürütülmesi amacıyla ben ve abim Mehmet Altun halen Romanya'da ikamet etmekteyiz. 2006 yılında soğuk hava zincirini tamamlamak adına lojistik sektörümüze yatırım yaptık ve 12 araç ile Altun Lojistik isimli firmamızı faaliyete geçirdik. 2008-2010 yılları arasında Altun Gıda olarak kendi ham maddemizi üretmek amacı ile Altun Zirai İşletmeleri isimli firmamızı kurduk ve ilk bahçe yatırımlarımıza başladık. Bilindiği üzere aile şirketlerinin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için kurumsal yönetime geçmeleri elzemdir. Bunun aile bireylerinin iş ile ilgili beklentilerinin dengelendiği ve aile iş arasındaki ilişkinin kurallara bağlandığı bir süreç gerekmektedir. Bu sebeplerle 2017 yılında yönetim kurulu başkanımızın yol göstericiliğiyle kurumsallaşma serüvenimize başladık. Bir aile şirketi olan Altun Gıda, daha iyi olmak, hızlı yol alabilmek ve kurumumuzun değerlerini ve çalışma disiplinini sürdürülebilir kılmak adına fiili hiçbir sorunumuz ve anlaşmazlığımız olmamasına rağmen bir çabaya girdik. Danışmanımız Sayın Doktor İlhami Fındıkçı ile 2 yılda tüm süreçlerimizi gözden geçirdik. Evet,
Türkiye'deki işletmelerin çok büyük bir bölümü aile şirketlerinden oluştuğunu tespit edilmiş. Dolayısıyla ülkemizin ekonomik, toplumsal ve kültürel açıdan istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimi için aile şirketlerinin uzun süreli olmaları gerektiği düşünülmektedir. Öyle bir zor zamandayız ki bundan 750 yıl önce İbn Haldun demiş, sanki bugün demiş, aslında o gün için söylemiş de, demek ki o gün için söylenen bugün için de geçerli. Ne demiş biliyor musunuz? Her sosyal yapı, her kurum o devletleri kastetmiş daha çok ya. Doğar, gelişir, büyür, bir gün bir olgunlaşma dönemine girer ve oldum der. Oldum dediği an o yıkımın başlangıcıdır. İşte aile şirketlerinin bundan dolayı kurumsallaşmaları elzemdir, zorunludur. Evet, bir tarafa bakalım lütfen. Evet, buraya bakalım.